Şimdi arkadaşımız Melis Coşan Bağcılar'da, Bağcılar'daki iftar heyecanını bize aktarmak üzere kameralarımızın karşısında. Evet, bugün Bağcılar'dayız. Bağcılar'da özel bir yerde, Fındık Bahçesi'nin olduğu yerde. Burada bir iftar düzenleniyor. 3000 kişi burada iftarlarını yapacaklar. Bu güzel etkinliği bize sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı var yanımda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de iftarımıza hoş geldiniz. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Ramazan ayı bereket, birlik, paylaşmanın bir ayıdır. Bu da böyle iftarlarla biz bunu görmüş oluyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Söyleneceklerin en güzelini burası söylüyor. Gördüğünüz gibi 3000 aşkın hemşerilerimizle beraber farklı bir mekanda iftarımızda birlikteyiz. Her akşam Bağcılar'da bu gönül sofralarımızı farklı mekanlarda kuruyoruz. Bazen okul bahçelerine denk geliyor, bazen sokaklara, ama çoğunlukla da nostalji bahçelerimizde. Bizim çünkü Bağcılar'ımızda nostalji bahçelerimiz çok farklı. Üzüm bağımızla, kiraz bahçemizle, kayısı bahçemizle, fındık bahçesiyle, ceviz bahçesiyle, kızılcık bahçesiyle, elma bahçesiyle. Birbirinden güzel mekanlar. Buraların en güzel yanı çim üzerinde piknik yapıyor olması. Aynı zamanda masalar da mevcut. Ve aileler burada belediyemizin görevlileri tarafından karşılanıyorlar. Normal zamanlarda piknik sepetleriyle gelip çok güzel bir ortak alan oluşturuyorlar. Bakın, özellikle komşularla, farklı yörenin insanları bir araya gelip burada tanış olma noktasında istifade ettikleri için bizler ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Ve Bağcılar'da Ramazan sonuna kadar 130 bini aşkın hemşerilerimizle bu tür sofralarımızda inşallah buluşacağız. Ve Ramazan'ın birliğinin, bereketinin en güzelini burada yıllardır karşı dairelerde belki oturuyorlar. Aynı binalarda, aynı mahallede, çocuklar aynı okullarda. Bu mekana geldiklerinde ilk defa sofrada bir araya gelmiş oluyorlar. Ve özellikle gençler ve çocukların heyecanı bizi gelecek için daha da heyecanlandırıyor. Ve Ramazan'da diğer bir güzellik Bağcılar'da evde imkanı olmayan, hastası olan aileleri de lokantada iftar fişi vererek evlerinin yakındaki lokantalarda iftarlarını açıyorlar. Ve bu uygulamamız da devam ediyor. En güzel uygulamalarımızdan bir tanesi Bağcılar'ın paylaşma noktasında Yetimler Haftası bizim için çok önemli. Ramazan'ın son haftası diyoruz ve Bağcılar'daki tüm yetimleri mağazalardan en güzel şekilde giyindiriyoruz. Onlar da bayrama sevinçle ulaşmış oluyorlar. Tabii biz bu güzellikleri yaşarken maalesef Filistin ve Gazze başta olmak üzere Suriye'de, Myanmar'da zulüm devam ediyor. Onları da unutmuyoruz. Gerek dualarımızla, gerek maddi ve manevi desteklerimizle. İnşallah 24 Haziran sadece Türkiye'nin değil, dünya mazlumunun da yüzünün güleceği bir tarih olacak. Bir de başkanım, şeyi de fark ediyorum. Yağmur yağmasına rağmen insanlar buraya geliyorlar. Tabii iftarlarını ki yapıyorlar. Yani bunun için uğraşıyorlar. Birlik, beraberliğin aslında bereketin ayı olduğu da belli burada. Şimdi Ramazan serin geçiyor ve dikkat ederseniz şu anda hafif bir çize düşüyor. Ama iftar vakti Rabbim buna müsaade ediyor. Biz iftardan önce en az 6-7 akşamı böyle yağmurlu gibi zannederek gördük. Ama bugüne kadar hiçbir iftar soframız dağılmadı Allah'a çok şükür. Rabbim müsaade ediyor, yine müsaade edecek inşallah. Başkanım, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet efendim, Bağcılar'daki iftar heyecanını ekranlarınıza yansıttık. İşte rahmetin bereketi, yağmur da yağıyor, görüyorsunuz. Ama insanlar hala burada kalabalık ve gelmeye de devam ediyorlar diyelim. Sözü tekrar Beykoz'a bırakalım.